A-2A noktasının saatin dönme yönünde orijin etrafında 270 derece döndürülmesi ile A üssü -6B noktası elde edilmiştir. Buna göre A artı B kaçtır? Bakın A noktamız -2A. Bizler 270 derece döndürürsek eğer bakın apsis ile ordinat yer değiştirirdi. Aynı zamanda apsisteki ilk ifade eksi ile çarpılırdı. Bakın bu bizim için -6'ya B olacakmış. Bu durumda A dediğimiz ifade 6, B dediğimiz ifade -2 olur. Toplamları ise 4 gelecektir. A 3'e -2 noktasının orijin etrafında saatin dönme yönünde 90 derece döndürülmesiyle elde edilen A üssü noktası 2x eksi 3y artı m eşittir 0 doğrusu üzerindedir. Buna göre m kaçtır? Bakın A noktamız 3'e eksi 2. 90 derece döndürdüğümüz zaman arkadaşlar x'i yer değiştirirdi. Bakın eksi 2'ye 3. Y'de bulunan ifade ise işaret değiştirmek zorunda. Yani eksi 2'ye eksi 3. Bakın bu nokta bu doğru üzerinde. Yerine yazalım. 2 çarpı eksi 2 eksi 3 çarpı eksi 3 artı m eşittir 0. Bakın eksi 4 artı 9 artı m 0'sa m eşittir eksi 5 olur. A eksi 2 3 noktası A birim aşağı ve B birim sola itelendikten sonra orijin etrafında saat yönünün tersine 270 derece döndürülünce A üssü 1'e 7 noktası ediliyor. Buna göre A çarpı B kaçtır? Şimdi noktamız eksi 2'ye 3. Bakın A birim aşağı, B birim sola. B birim sol olduğu için eksi 2 eksi B. A birim aşağı olduğu için 3 eksi A. Şu an noktamız bu. Bunu saat yönünün tersine 270 derece çevireceğiz. Bakın o zaman bunlar yer değiştirirdi. Yani 3 eksi A'ya eksi 2 eksi B. Bakın noktamız bu. Fakat biz biliyoruz ki 270 derece döndürülünce bunlar yer değiştirir. Aynı zamanda şu ikinci ifade ise eksiyle çarpılır. Bakın şöyle başına bir tane eksi atalım. Ve bu bizim için 1'e 7'ymiş. O halde birincisi 1'e eşit olacak. Yani 3 eksi A 1'e eşit. A eşittir 2. Bakın eksiyi dağıtsaydık eğer B artı 2 eşittir 7'den. B eşittir 5. A 2 B 5 çarpımları 10 olur.